delireceğim. Kimsin sen ya? Ya benim annem kim? Nilgün yine olay çıkarmaya geldiysen boşuna zahmet etmişsin. Çünkü senin saçmalıklarını ayıracak vaktimiz yok bizim. Hayır Arzucuğum. Ben nişanın nerede yapacağımızı konuşmaya geldim. Evet. Nilgün nişanın aile arasında olmasını istemiyormuş. Öyle mi? Hı hı, öyle. Sonuçta benim oğlum utanılacak bir şey yapmadı değil mi? Bu yüzden de nişanı saklı gizli yapmanın bir anlamı yok. Nilgün teyze sen iyi misin? Yani hasta falan değilsin değil mi? Ben gayet iyiyim Melisa. Merak etmeyin. Olay falan çıkarmayacağım. Madem herkes bu konuda hemfikir. Ben de alışmaya başlasam iyi olur değil mi? İyi olur. Hem yakında büyük bir aile olacağız. Evet. Çok istemesem de olacağız. Neyse ben akşam için uygun bir yer ayarlarım. Size haber veririm. Bir dakika, bir dakika. Bu akşam mı? Hı hı. Öyle bir vaktimiz yok. Ben akşama kadar hazırlanamam. Mümkün değil. Aa, Melisa. Ben sen çok uzun süredir bu nişan için hazırsın zannediyordum. Neyse. Selim bu durumu daha fazla uzatmak istemiyor. Bir an önce yüzükleri takalım. Yani ben akşam için bir yer bakacağım, organizasyonu halledeceğim. Size haber veririm. Ortalama 50 kişilik bir davetlimiz olması yeterli, değil mi? Tamam. Tamam o zaman. Uzatmayalım hakikaten bu işi. Hazır Nilgün Hanım ikna olmuş. Bayanlar hazırlıklarla uğraşsınlar. Mekan işini ben hallederim. Bildiğim güzel bir yer var. Söylerim akşama kadar hazırlardı. Tamam o zaman. Öyleyse ben kalkayım. Malum. Akşam için hazırlanmak lazım değil mi? Ben de geçireyim seni. Sağ ol. Ya sabah sabah gelelim, güzel bir kahvaltı edelim, ailecek birlikte olalım dedik, aldığımız habere bak. Cennet'e de söyledim. Dün gece en son ben çıktım bu evden. Gaz kokusu falan da duymadım. Hem ben niye böyle bir şey yapayım ki? Canım senin de günahını alacak değiliz. Vallahi ben eve adımımı attığımda her yer buram buram gaz kokuyordu. Babaannemi o halde görünce o kadar çok korktum ki. Çok kötüydü değil mi Suna abla? Korkmuşsunuzdur. Keşke dün gece engel olmasaydım. Kapıyı açıp girseydik içeri. Belki gazın kokusunu duyardık. Sen dün gece buraya mı geldin? Cennet'le seni merak etmiş. Ben Mukaddes abla rahatsızlandı, uyuyor deyince... Tabii canım, arabaya atladım gittim ben de. Ya hadi düğmelerden biri bozuldu, açıldı desek. Ama dördü birden olmaz ki. Yok, ben hiç anlamadım bu işi. Ben anladım, anladım. Teyze, sen uyur gezer olmayasın. Ne münasebet. Bu yaştan sonra uyur gezer mi olacağım? Ya uyuyup gezmenin yaşı mı var? Yok öyle bir şey. Bunca zaman başıma böyle bir şey gelmedi. Ne yani? Sen şimdi diyorsun ki birisi girdi içeriye, gitti mutfağa, gaz ocağının düğmelerini teker teker açtı, sonra kapıyı çekti gitti, öyle mi? Ya kim sana zarar vermek isteyebilir canım? Senin gibi pamuk gibi bir teyzeye, ha? Kim öldürmek ister seni? Tabii canım, Allah korusun. Mukaddes abla kendi halinde biri. Öyle öyle. Maşallah. Onca gaza gık dememiş. Ciğerler sağlanmış. Verilmiş sadakan varmış. Ya sen aklını mı kaçırdın? Ha? Dışarıda nişan yapmak ne? Güven bana. Hiçbir sorun çıkmayacak. Hem bizim utanıp saklayacak bir şeyimiz yok. Bu benim en mutlu günüm falan değil, biliyorsun değil mi? Hani benden öyle davranmamı bekleme çünkü. Oğlum biliyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Hadi sakinleş sen biraz. Bırak onlar utansın. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmam.
Biz üzerimize düşen neyse onu yapalım. Tamam mı? Ben gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Gerçekten. Selim. Nesi var bunun? Özlem sen iyi misin? Ay Nilgün ben üşüttüm herhalde. Sabahtan beri kusuyorum. Akşama kadar toparlan. Nişanımız var. Çok büyük bir gece olacak. Benim işe gitmem gerek. Patron erken gel. Akşam nişan var dedi. Git kızım git. Ben de ufak... Sen bu kalles ablayı merak etme. Ben onu tamam, gözümün önüne tamam. Ayırma. Hadi. Ben de ufaktan dükkana gideyim. Aman uyurken dikkat et ha. Kalkma kalkma. Ben gidelim. Cennet'in çalıştığını duydu. Ben ne bileyim haberi vardır diye söyleyiverdim dün gece. Çok bozuldu. Babası dururken kızının çalışması yakışık alır mı dedi. Ne düşünceli adam. Mukaddes abla sen boş yere uyuşsuzluk yapıyorsun bence. Evet. Şimdi senin iş yerine gidiyoruz. Patronla konuşuyoruz. Kendine başka bir eleman buluyor. Ya hayır baba ben çalışmak istiyorum. Boş boş durmak istemiyorum artık. Tamam gel benimle çalış işte. Ya aynı şey değil ki o. Babacığım bak ne olur kızma bana. Bak ben senden gizli saklı iş yapmak istemiyorum ama eğer böyle davranacaksan yalan söylemek zorunda kalacağım. Lütfen ben artık çocuk değilim. Kendi başıma idare eder, dikkat ederim zaten. Senden tek ricam benim kararlarıma saygı duyman. Lütfen anla beni. Hem benim artık gitmem lazım. Ya tamam ben seni bırakırım. Ay yok ben kendim giderim babacığım. Hadi görüşürüz. Lan el kadar kıza bak. Ettiği laflara bak. Saygı duymalıymış. Allah'ım ya. Güzel bir sabah. Hava mis gibi. Yağmurda beraber ıslanmak vardı değil mi? Hı? Sen de durumlar nasıl? Bir karar verdin mi? Sesin çıkmadığına göre hala düşünüyorsun. Yalnız süre doluyor haberin olsun. Ailenin hayatı mı? Yoksa benimle tek gece mi? Seçimini yap. Öpüyorum. Güzel olmuşsun. Ayarladın değil mi yeri? Amca bak hiçbir sorun çıksın istemiyorum ona göre. Aslında ufak bir sorun var ama. Ne demek ya ufak bir sorun var? Amca bu gece benim için çok önemli. Ara neyse halletsinler sorun. Tamam istiyorsan ararım konuşurum ama o zaman Cennet hazırlıklarına yardım ettiği nişanın kimin olduğunu öğrenir. O zaman da bütün sürpriz ortadan kalkar. Bir dakika. Nasıl yani? Sen şimdi bunu gerçekten yaptın mı? Cennet çok üzülecek. Ama bu geceden sonra bir daha Selim'i düşünmek bile istemeyecek. Maalesef çok acı bir tesadüf. Senin Selim'le nişanının Cennet'in çalıştığı yerde olması. Yazık.
Ama tabii Cennet'i teselli etmek de bana düşecek. Yani bu gece muhteşem bir gece olacak. Aynen öyle. Biraz daha sağa kaydır. Şöyle mi? Tamam, güzel oldu böyle. Dikkat et. Ay. Teşekkür ederim ya, az daha düşüyordum. Şey, ne güzel hazırlamışlar değil mi burayı, peri masalı gibi. Kimin nişanıymış? Bilmem, patron bir şey söylemedi. Hem kiminse kimin bize ne, darısı bizim başımıza. Amin. Ha, onları şuraya koyacaksınız. Sen hazırlanmadın mı? Yapma böyle, ne olur. Toparla kendini. Hadi. Bak biliyorum, kızımız için endişeleniyorsun. Melisa büyüdü artık. Biz de yaşlandık ya. Ama sen hala çok güzelsin. Merak etme. Her şey çok güzel olacak. Güzel olacak. Bu gece gelen herkes bizim mutluluğumuzu görünce imrenecek. Keşke rahmetli babacığım da hayatta olsaydı da bu mutluluğumuzu görebilseydi. Kim bilir ne sevinirdi. Hep haklıydın. Hep haklıydın. Biz bir aileyiz. İyi günde kötü günde yan yana olmalıyız. Ben geç de olsa bunu anladım. Teşekkür ederim Arzu. Beni ailenizi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Anneciğim. Aa. Sen daha hazırlanmamışsın ama. Ne ya? Of, geç kalacağız ama. Prenses. Çok güzel olmuşsun. Anne. Bak sakın bana gelmiyorum deme. Beni böyle bir gecede yalnız bırakamazsın. Geleceğim. Tabii ki geleceğim. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Hadi siz çıkın. Hı? Ben hemen hazırlanıp yetişirim size. Canım anne. Parası bulmak yok mu ya? Var tabii var, olmaz mı? Hayatım, acele et biraz, hadi. Thank you.
gideceğiz hadi. Buradaymış. Cennetciğim. Çok üzüldüm şimdi. Bak 40 yıl düşünsem senin benim nişanında garsonluk yapacağın aklıma gelmezdi. Cennet. Selimciğim. Bak Nurcan teyzeler gelmiş. Hadi onların yanına gidelim. Sen Cennet sakin ol, benim bu olanlarla bir ilgim yok. Susun, susun, daha fazla yalan söyle. Çekin gidin buradan. Yalan falan söylemiyorum. Nişanın nerede yapılacağını bilmiyordum. Buraya geldiğimde her şey için çok geçti. Benim burada çalıştığım bir tek siz biliyordunuz ama. Demek ki bir tek ben bilmiyormuşum. Kim o zaman, başka kim olabilir? Bilmiyorum. Melisa diyeceğim ama onun böyle bir zamanı yoktu. Tek derdi giyeceği kıyafet, saçı, makyajı. Kim bilir belki de Selim. Belki de seni takip ettirdi. Nerede çalıştığını öğrendi. Bilmiyorum. Bilmiyorum Cennet. Tek bildiğim şey... Ben kimseye bir şey söylemedim. Ben bunlara gelecek ne yaptım? Ne dedilerse yaptım. Sustum, kimseye engel olmadım. Neden hala benim canımı yakmaya çalışıyorlar? Kimse senin canını yakamaz. Gidiyoruz. Olmaz ulan, bir bırakın. Gitmeyeceğim buradan. Onların istediği gibi buradan ağlayarak çıkmayacağım. Onlar yüzünden işimi kaybetmeyeceğim ben. Hem daha fazla benim canımı acıtamazlar. Yani teyze yaşlı dedik, bir ayağı çukurda dedik. Ne bileyim, el atsak yıkılır dedik ama senden benden dayanıklı çıktı vallahi. Ya, ölseydi iyi olurdu ya ama işte ne yaparsın. Eceli gelmeyince. Abi, Cennet Ece annesinin Cavidan Hanım olduğunu söylesen... ...teyze de seninle uğraşmaktan vazgeçer belki ha. Lan, olur mu öyle şey? Cennet benim Cavidan'a biletim. Kavuşmadan biletimi yakar mıyım ha? Sen beni anlamadın yine. Ha? Yok, anlamadım. Hadi tamam, çık git. Misafirim gelecek, yalnız bırak beni. İyi de abi, bu gece nişan var. Bir şey yapmayacak mıyız? Onu zaman gösterecek. Bir bakarsın, bu gece her şey değişir. Ha? Olur mu? Olur. Hadi uza sen. Ha? Kapıyı açık bırak. Misafirimize kolaylık olsun. Bana gelmekten başka çaren yok. Ayakların geri geri gitse de bu kapıdan içeri gireceksin. Bırak şimdi onları, sen şunları götür hemen. Benim mutfakta işim var, hadi. Yavrum, tepsiyi sana vermiştim, nereye koydun? Garson arkadaşta. Sema Hanım. Cennet. Sema Hanım merhaba, bunları mı arıyordunuz? Bu tepsiyi tutacak başka biri yok mu? Gel kızım gel. Sorun değil, ben tutabilirim. Burada çalışıyorum zaten. Yok artık, olur şey değil. Sema abla, yüzükler bende. Babaanneciğim, annem gelmedi. O gelmeden takamayız ki yüzükleri. Acelemiz yok, bekleriz. Gel sen benimle. Gel. Gel yavrum, gel. Cennet burada. Burada çalışıyormuş. Bu hiç iyi olmadı Nilgün. Kız resmen dağılmış. Bence çok iyi oldu. Ben istesem yapamazdım. Güzel. Herkes burada. Arzu da gelsin. Yüzükleri takarız bir an önce.
telefonu kapalı mı hala? Evet. Yap siz gidin, ben yetişirim dedi. Başına bir şey mi geldi yoksa? Ben bir eve gidip bakıp geleyim mi? Saçmalama. Herkes burada. Anası yok, babası yok. Millet ne oluyor demeyecek mi? İyi de anne, Arzu. Arzu, ah Arzu. Yine son dakika bir problem çıkarmayı başardı. Lafa gelince biz bir aileyiz, görüyoruz işte. Tamam. Babaanneciğim, ya annemden hala haber yok mu? Trafikteymiş. Kaza mı olmuş, ne olmuş? Siz başlayın dedi. Ya uf anne ya, uf. Oflama, oflama. Herkes bize bakıyor. Gül biraz, yüzün gülsün. Git Nilgün'e söyle, bir an önce takılsın şu yüzükler, hadi. Akşamlar. Bizi böyle bir günde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Bu akşam burada oğlum Selim'in ve kızımız Melisa'nın evliliğe attıkları ilk adıma şahit olacağız. Selim, Melisa, öne çıkar mısınız lütfen? Yüzükler takılmadan önce bu iki genci daha yakından tanıyın diye bir slide gösterisi hazırladım. Ne güzel düşünmüş Nilgün teyze. Hiç benim aklıma gelmemişti. Evet. İyi seyirler. Söz sizde. Selim Arısoy hakkında neler düşünüyorsunuz? Malum yakında evleniyorsunuz. Evet. Selim'le bizim düğünümüz. Evet. Herkes sizi istiyor. Hadi. İyiyim. Selim beni sevecek. Duydunuz mu? Selim beni sevecek. Hayda. Ne demek şimdi bu? Ne yani, şimdi seni sevmiyor mu? Bizim Selim sevmediği bir kızla evlenecek, öyle mi? Ben hatırlamıyorum. Hem neden yapsın ki böyle bir şey? Hatırlamıyorum onu. Çünkü kendini buna mecbur hissediyor. Zavallı Selim. O kadar iyi ki ben ona dedim ki sen sarhoştun dedim, benimle yattın dedim. Beni dinlemedin dedim, inandı. Sen gerçekten böyle mi dedin? Şşş, sakın. Sakın bunu kimseye söyleme. Tamam mı? Hayır, hayır, doğru değil bu. Hayır, doğru değil. Yapmadım, hatırlamıyorum, doğru değil. Çok seviyorum hem de. Doğru değil. Doğru değil, kapatın şunu. Doğru değil bu. Doğru değil. Yapamazdı ki. Yapamazdı. Yapamazdı. Ben Selim'i kazanmak için her şeyi ama her şeyi yaparım.
günahtır. Özledim ki bu gözleri, bu dudakları, ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Yeter. İşkence değil Cavidan.